Herkese merhabalar, ben Ece. Ağustos ayında yine birçok Kore dizisi vizyona giriyor. İzlemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bu ay izleyeceğimiz Kore dramalarına hep birlikte göz atalım. Bad Memory Eraser. Kötü anılarını hafıza silgisiyle silip hayatı değişen bir adam ve kaderini elinde tutan bir kadın hakkında romantik bir drama. Lee Gun eskiden gelecek vaat eden bir tenis oyuncusuydu. Ancak sakatlandı ve bundan sonra tüm öz saygısını kaybedip hayatı tamamen değişti. Bir hafıza silgisi kullanarak hafızası silindi. Maksimum öz saygı ve varlıkla yeniden hayatına başladı. Manipüle ettiği ilk aşkı beyin araştırma merkezinde psikiyatrist olan Kyung Jo-yeon'dur. Etrafındaki diğer kişiler arasında dünyanın bir numaralı tenis oyuncusu olarak derecelendirilen küçük kardeşi Lee Shin de vardır. Bu arada John Sayan, Lee Shin'in tercümanıdır. Andante of Love. Kore Savaşı'nın sona erdiğinin ilan edilmesinin 70 yıl ardından Gangwon eyaleti Gosong'daki DMZ'de hayata geçirilen Barış Köyü projesini konu alan bir drama. Romance in the House. Byeon Mujin, Kim Yeon ile evlendi. Byeon Mirae ve Byeon Hyunje isimli iki çocukları oldu. Mujin evliyken çeşitli iş girişimlerinde bulundu ancak hepsi başarısız oldu. Ve bu duruma ailesi artık dayanamayıp onu evden kovdular. Boşanma sürecinden sonra Yeon iki çocuğunu tek başına zorluklarla büyüttü. Şimdi Yeon 11 yıl sonra büyük bir markette yarı zamanlı çalışmaktadır. Kızı da büyük bir markette iyi bir pozisyonda çalışıp ailenin geçimini sağlayan esas kişidir. Oğlu Hyunje'nin benzersiz bir çekiciliği var ancak aynı zamanda ailenin baş belasıdır. Bir gün baba Mujin, yaşadıkları villa binasının sahibi olarak ailesinin karşısına çıkar. Ve eski karısı Yeon ile yeniden bir araya gelmeyi umar ve hatta onu baştan çıkarmaya çalışır. Ancak kızı Mire, babasının fikrine şiddetle karşı çıkar. Kız kardeşinin aksine ise Hyunje babasının uzlaşma girişimini destekler. Bu arada Mire, Nam Tae-pyeong ile tanışır. Tae-pyeong bir zamanlar ulusal tekvando takımının bir üyesi olmasına rağmen şimdi Mire ile aynı markette güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Gerçek kimliğini ve babasının marketin sahibi olduğunu da herkesten gizler. Your Honor. Çocukları için canavara dönüşen iki baba karşı karşıya gelir. Song Pan-ho herkes tarafından saygı duyulan sıcak kalpli bir yargıçtır. Geçmişinde hiçbir leke bulunmayan, başarılı bir yaşam süren, doğru bir inanç ve güçlü bir adalet duygusu taşıyan bir insandır. Kim Gan-hon bir suç örgütünün zalim patronudur. Soğuk bir kalbi ve zorlayıcı bir tarzı vardır. Herkesi korkudan ürperten bir figür olmasına rağmen baba sevgisini ısrarla gösteren bir babadır. Perfect Family. Cho Jin-hyuk büyük bir hukuk firmasında başarılı bir avukattır. Ha Eun-ju ile evlidir ve evlat edindikleri bir kızları Cho Sun-hee ile mutlu bir aile tabloları vardır. Sun-hee ailesine sadık, güzel görünümlü, örnek bir öğrencidir. Ha Eun-ju daha önce nöropsikiyatri uzmanı iken beklenmedik bir kazadan kaynaklanan travma nedeniyle işini bırakır ve ailesine bakmaya odaklanan tam zamanlı bir ev hanımına dönüşür. Kızı Sun-hee'yi çok sever ve onu korumak için her şeyi yapar. Aileleri mükemmel ve mutlu bir aile gibi görünür ancak Sun-hee aniden bir cinayet davasına karışır ve işler aniden değişir. The Tyrant. Tyrant programının son örneği teslim edilirken kaybolur. Farklı gruplardan insanlar son örneği bulmak için mücadele eder. Im Sang eski bir ajandır. Tyrant programı ile ilgili insanlardan kurtulmakla görevlendirilmiştir. Choi bir devlet kurumunun büro müdürüdür. Tyrant programını gayri resmi olarak yönetir. Paul yabancı bir istihbarat teşkilatının ajanıdır. Tyrant programının son örneğinden kurtulmaya çalışır. Blackout. Bu drama Nell Nehaus'un bir Alman romanından uyarlanmıştır.
Ho Jung-woo 19 yaşındayken Muchon Tuon'da başarılı bir lise öğrencisiydi ve prestijli bir tıp fakültesine girmek üzereydi. Ancak Jun-woo iki kız sınıf arkadaşını öldürdüğü için tutuklanır. Jun-woo cinayetleri işleyip işlemediğini hatırlayamaz ve cesetler hiçbir zaman bulunamaz. 10 yıl hapis yattıktan sonra Jun-woo memleketine geri döner. Bölgeden tamamen ayrılmaya ve yeni bir hayata başlamaya karar verir. Ancak etrafında bir dizi garip şey olur. Bu yüzden oradan ayrılamaz. Bir şekilde Jun-woo dedektif No Sang-chol ile ilişki kurar ve iki kızın öldürüldüğü gün olanların gerçeğini ortaya çıkarmaya çalışırlar. No Sang-chol, polis üniversitesinden en iyi şekilde mezun olan seçkin bir dedektifti. Ancak düğününde gelini vahşice öldürülür ve kariyeriyle hayatı tamamen değişir. Daha sonra Muchon kasabasındaki polis karakoluna terfi ettirilir ve bir olay nedeniyle Jun-woo'nun davasını yeniden araştırmaya başlar. Love Next Door. Cho Seung-hyo, Kore'nin en dikkat çekici genç mimarıdır ve In adlı mimarlık atölyesini yönetmektedir. Sadece bir mimar olarak neredeyse mükemmel olmakla kalmayıp aynı zamanda çok çekicidir ve harika bir kişiliğe sahiptir. Yine de Seung-hyo hayatından silmek istediği anlar yaşamıştır. Bu anlar genellikle Baesokryu'yu içerir. 4 yaşındayken anneleri arkadaş olmuştur. Anneleri sayesinde Seung-hyo ve Sokryu kadınlar hamamında birlikte yıkanmak gibi birçok zamanı birlikte geçirmişlerdir. Sokryu'nun hayatı büyürken yolunda gitmiştir. Okul günlerinde okulunda akademik olarak birinci sırayı hiç kaçırmamıştır. Yaptığı şeylerde de her zaman tutkulu ve enerjiktir. Üniversiteden mezun olduktan sonra büyük bir şirket tarafından işe alınmıştır. Proje yöneticisi olarak çok çalışmış ancak bir nedenden dolayı işinden ayrılmıştır. Ve o zamandan beri işsizdir. Şimdi bu iki eski arkadaş iki yetişkin olarak tekrar karşılaşırlar. DNA Lover. Shim Yeon-woo bir kadın doğum uzmanıdır ve kendi muayenehanesini Shim Kliniği yönetmektedir. Yeon-woo kadınların kalbini kazanmakta iyidir ancak kadınlar ona aşık olduğunda ve sahiplenici olduğunda, onu değiştirmeye çalıştığında veya ona aşırı takıntılı hale geldiğinde Yeon-woo ilişkiyi bitirir. Han Soo-jin bir araştırmacıdır ve bir gen merkezinde çalışır. Biraz geektir ve genetik olarak kendisi için doğru adamı bulmaya takıntılıdır. Shim Yeon-woo ve Han Soo-jin tanışırlar. Bu arada So Kang-hun yakışıklı bir itfaiyecidir. Han Soo-jin'e her zaman teselli verir. Jang Mi-eun bir aşk köşe yazarı ve Shim Yeon-woo'nun eski kız arkadaşıdır. Pachinko sezon 2. Pachinko 2. sezonu ile karşınızda. Destansı ve tonu samimi olan hikaye. Yasak bir aşkla başlıyor ve Kore, Japonya, Amerika arasında yolculuk eden savaş ve barışın, sevgi ve kaybın, zafer ve hesaplaşmanın unutulmaz hikayesini anlatan sürükleyici bir destana dönüşüyor. Cinderella at 2 AM. Ha Yun-soo bekar, çekici, hoş bir kişiliğe sahip ve büyük bir şirkette saygı gören ekip lideri olarak çalışmaktadır. Küçükken aile içi şiddet nedeniyle küçük kardeşini alıp ailesini terk etmiştir. Şimdi kendine güvenen ve pragmatik bir insan olarak olgunlaşmıştır. Erkek arkadaşı kendisinden küçük olan Soo Joo-won'dur. Ha Yun-soo'nun çalıştığı şirkette personel olarak çalışmaktadır. Yun-soo, erkek arkadaşının şirketini işleten Chaebol ailesinin oğlu olduğunu öğrenince şaşırır. Joo-won'un annesi daha sonra Yun-soo'ya oğlundan ayrılmasını söyler ve bunun için ona para teklif eder. Yun-soo, dünyasında peri masallarının olmadığına inanır ve erkek arkadaşının annesinden parayı alıp Joo-won'la ayrılmaya karar verir. Ancak Joo-won aşka inanır ve kalbini sadakatle takip eder. Yun-soo'nun fikrini değiştirmek için elinden geleni yapar. No Gain, No Love. Son Ha-young hiçbir koşulda para kaybetmek istemeyen bir insandır. Büyürken annesinin sevgisini başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmıştır.
sık sık partnerlerini zarar etmeme noktasının altındaki ilişkilerde bulmuştur. Şimdi Son Ha-young iş yerindeki terfi kaçırma olasılığıyla karşı karşıyadır. Böyle bir kaybı önlemek için sahte bir düğün planı yapar. Kim Ji-wook'u nişanlısı olarak işe alır. Ji-wook bir marketin kasiyeri olarak yarı zamanlı çalışmaktadır. Muhtaç insanları görmezden gelemeyen ve doğru olanı yapmaya çalışan bir insandır. Para kaybetmek istemediği için sahte evlilik yapan bir kadınla, bir kadını incitmek istemediği için sahte damat olan bir adamın komik aşkı. Queen Wu. Kraliçe Wu'nun 24 saat içinde yeni bir krallık kurmaya çalıştığı tarihi bir drama. Wu-hee, Goguryeo'nun imparatoriçesidir. Goguryeo kralı olan kocası aniden öldüğünde bir kriz çıkar. Wu-hee, daha fazla güç elde etmek isteyen prenslerin ve 5 kabilenin hedefi haline gelir. Ailesini ve kabilesini korumak için levirat evliliğini kullanır. Ölen kocasının küçük kardeşlerinden biriyle evlenip onları tahta oturtmak için mücadele eder. Wu-hee her şeyi 24 saat içinde başarmak zorundadır. The Frog. Günümüzde John Yong-ha yaz aylarında ormanın derinliklerinde bulunan bir tatil evini işletiyor. Huzurlu hayatı Yu Sung-a adında gizemli bir kadının aniden ortaya çıkmasıyla sarsılıyor. Geçmişte 2000'lerin başında Ko Sang-jun aynı tatil evini işletiyordu. Sang-jun ve ailesi de orada yaşıyordu. Ancak yaz aylarında tatil evinde bir şey oldu ve bu yüzden her şeyini kaybetti. O zamanlar Yun Bo-min tatil evine en yakın polis karakolunda polis memuru olarak çalışıyordu. 20 yıl sonra Bo-min, daha önce çalıştığı bu polis karakoluna transfer edilir ve orada şef olarak çalışmaya başlar. Bir şeyleri çözmekten hoşlanır ve Yong-ha'yı yakından gözlemlemeye başlar. 2024 senesi Ağustos ayında vizyona girecek olan dizilerin fragmanlarını açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eylül 2024 vizyona giren Kore dizileri videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın.